Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Yeni yerimizdeyiz. Daha stüdyo nasıl denir? Boya kokuyor. Tazelik kokuyor. O kadar yeni. O nedenle arada böyle kaçaklar olursa bağışlayacaksınız. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Stüdyo bile tam bitmiş değil. Ama biz bugün başlayalım istedik. Bugün çünkü hem gündem çok kritik hem tarih. Bugünün tarihi çok önemli. Konuğum İsmail Saymaz. Tekrar stüdyodayız. Konuğum İsmail Saymaz diyordum tam. Seni yeniden görmek çok güzel oldu. Ay sağ ol, sağ ol. Yeniden birlikte olmak evet. Çok güzel. Yeni stüdyomuzda, yeni yerimizde Medya Mahallesi yeniden. Kaçıncı yılı Medya Mahallesi'nin? Valla kaç 7 yıl olmuş ya. 7 yıl bitiyor hatta. 7 yıl? Evet 7 yıl. Sadece Halk TV'de değil galiba. Hayır CNN'den bu yana. Tabii. 2016 Aralık'ta Hüsnü Mahalli tutuklanınca hatırlayacaksınız hepiniz. Tekrar etmeye uzun uza diye gerek yok. Böyle bir isyanla bırakmıştım. Sonra Hüsnü Mahalli ile geri döndüm. Maniki Dünya ile Halk TV'ye. Fakat Hüsnü Mahalli Halk TV'den gitti. Neden gittiğini, yani gitmesi istendi öyle söyleyelim. Neden gittiğini Hüsnü Mahalli bilmiyor, ben de bilmiyorum açıkçası. Ama şunu biliyorum, ben buradayım. Sevgili dostum, kardeşim Hüsnü Mahalli ile yeniden Maniki Dünya yapmayı umut ediyorum. Korkusuz gazetesinde yazıyor artık Hüsnü Mahalli. Onun yazılarını takip ediyorum ve sizlerle de paylaşacağım. Dediğim gibi ben buradayım. Çünkü Türkiye tarihinin en kritik kavşağında. Hani jetmet, baskın seçim ne derseniz. Erken seçim değil artık, bu başka bir şey. Başladık gidiyoruz. Az önce Temel Karamollaoğlu'nun sözlerini dinlediniz. Muhalefet Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtarabilmek için bir dirsek temasında, öyle anlaşılıyor. Şimdi Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir arada olması neredeyse bir oksimoron gibi gelirdi yakın zamanda. Ama mesele hani vatansa gerisi teferruat deniyor ya, öyle bir duruma geldi ki şimdi artık ne dedi Kılıçdaroğlu? Heyecanlıyız ama güzel bir heyecan evet. Dedi. Şimdi bu ikilinin buluşması, bu iki liderin buluşması güzel bir heyecan olarak sadece liderler tarafından değil, belki onların kamuoyu tarafından da öyle algılanıyor. Tabii. Referandumdan bu yana bu böyle aslında. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin başına geçtikten beri referandumda hayır diyeceklerini beyan ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve yönetiminde Saadet'e, hatta Temel Karamollaoğlu'na ilişkinde Sivas meselesinden bu yana var olan kimi kırgınlıklar, kırıklıklar ve antipati biraz törpülendi. Orada bir yumuşama başladı. Buna karşılık Saadet Partisi tabanında da CHP'ye karşı bir yumuşama başladı. Biraz da şundan ötürü Saadet Partisi kendisini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında konumlandırıyor. Yani hı hı. Diyor ki onlar bizden ayrıldılar, asıl biziz. Onlarla kaynaşması demek Saadet Partisi'nin bütün iddiasından vazgeçmesi demekti. Onun için de erimesi demekti. Çünkü Saadet'in tezlerini okuduğumuzda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam karşısında duruyor. Dolayısıyla onun içine katılması, vazgeçmesi, erimesi ve bitmesi demekti. Ama CHP ile yan yana geldiğinde şu an Saadet ülkenin sanki mecliste bir millet partisi gibi konuşuluyor. Her gazetede Saadet'e mutlaka yer veriliyor. Saadet'in görüşü... Bir birliktelikten mi söz ediyoruz yoksa... Saadet Partisi, CHP ittifakından söz ediyoruz. Hayır. Tabii ki İyi Parti hayır. Olacak içinde. Şimdi bu arada şunu izlediyseniz zaten dikkatinizi çekmiştir. Şimdi bu arada özür dilerim, bilgi vereyim. Saadet Partisi CHP ile ittifak yapmayacak.
Saadet Partisi büyük ihtimalle İYİ Parti ile ittifak yapacak. Tabii tabii. Yani ama hayır, zaten ittifakı yok. İttifak derken AKP-MHP gibi bir ittifaktan söz etmiyorum ama bu ileride yerel seçime de taşınabilecek. Hayır, hayır, hayır. Yok yok, bazı yerlerde geçmişte yaşandı. Yani CHP-MHP Ekmelettin meselesinde biraz kendiliğinden oldu. Biraz genel merkezler de buna cevaz verdiler, buna yol açtılar. Buna bile uzanabilen bir dirsek teması olabilir. Hafta sonuna doğru durum netleşir dedi. Yani aday ismi anlamında da biz bunu bekleyeceğiz belli ki. Yani bu hafta sonu gene dünkü gibi yeni bombalar patlayabilir. Dünkü 15 milletvekiliyle geleceğiz. Bir tek şunu vererek başka bir başlığa geçmek istiyorum. Şimdi cumartesi günü Bir Gün gazetesinin manşetinde Kılıçdaroğlu'nun röportajı vardı. Milletin yakasından düşüreceğiz bunları diyor. Tamam, olabilir. Şimdi benim burada ilgimi çeken şu oldu. Diyor ki Kılıçdaroğlu, AKP takvimi ne kadar kısa tutarsak demokrasiden yana olan güçler bir araya gelemezler. Yani o kadar karışır ortalık demek bunlar istiyor. Ama boşuna bir arayış. Saadet Partisi, şimdi esas dikkatinizi çekmek istediğim cümle bu. Saadet Partisi, İyi Parti, HDP, ÖDP, DP, Demokrat Parti, Vatan Partisi ya da DSP. Herkesle bir zeminde buluşmayı arzu ederiz. Şimdi buna benzer bir cümleyi Temel Karamollaoğlu kurmuştu. Biz ilkeler bazında ittifak yapmak isteriz. Ve bunun için de kapımız CHP'ye de HDP'ye de açıktır demişti. CHP, Saadet Partisi, İyi Parti'yi de saymıştı. Bütün bu parti isimlerini tek cümlede bir araya getirmişti Temel Karamollaoğlu. Kılıçdaroğlu'nun da bugün aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Tekrar ediyorum. Saadet Partisi, İyi Parti, HDP, en önemli çünkü soru işaretlerinden biri bu. Programın ilerleyen dakikalarında seçim meselesini daha açık biçimde masaya yatırdığımızda soracağım İsmail Saymaz'a. HDP, ÖDP, DP, Vatan Partisi, DSP. Hepsiyle bir zeminde buluşmayı arzu ederiz diyor Kılıçdaroğlu. Bu davaya baş koymak zorundayız diyor. Şimdi çok önemli. Gerçekten dava sözcüğü boşuna değil. Çünkü parlamenter rejimin sonuna geldik. Tek adam rejimi için artık nokta konmak üzere ve o tek adam rejimin nasıl bir rejim olacağını da eğer mevcut sistem devam edecekse biliyoruz. Bu tam da 23 Nisan'da biraz şey hani trajik geliyor bana. Hani dramatik bile değil, trajik geliyor basbaya. Bugün 23 Nisan hani neşe doluyor insan, hadi canım sizde. Bugün belki de çünkü son 23 Nisan. Neden? Yıllardır böyle bir alışkanlık oldu. Çocuk bayramı. Çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Çocuk bayramı değil. Çocuklara armağan edilmiş cumhuriyeti, parlamenter demokrasiyi temsil eden bir gündür 23 Nisan. Meclisin kurulduğu, açıldığı gündür. Ankara Meclisi'nin. Önce Ankara Meclisi diye açıldı, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi adı kondu. Yani parlamenter demokrasinin açılış günüdür. Ve biz ne yapıyoruz şimdi? 23 Nisan'ın yıl dönümünde parlamenter rejimi tarihe gömmeye hazırlanıyoruz. İşlevsiz hale getirecek. Evet. Böyle görüyoruz, evet. Yani 23 Nisan'ın önemi şu. Çocuk bayramı deyince sadece çocuklara atfedilmiş, armağan edilmiş bir bayram değil. Çocuklarla da aslında bayram alakası yok bu bayramın. Bu bayram 1920 koşullarında İngilizler İstanbul'u işgal edip bizim İstanbul Meclisimizi, Meclisi Meybusan'ı dağıttıklarında ve oradaki milliyetçi, vatansever, kahraman milletvekillerimizi toplayıp sürdüklerinde buna karşılık Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'dan çağrı yapmışlardı. İstanbul'dan kaçanlar Ankara'ya gelsin ve İstanbul koşullarından, İngiliz işgalinden kaçıp Ankara'ya sığınan, Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine Ankara'ya koşan bir kısım milletvekiliyle onların gelemeyenlerin yerine seçilen milletvekillerinin toplayıp açtığı meclistir bu. Ya. Bu sadece milli iradenin temsili değil, aynı zamanda savaş karargahıdır. Tabii. İşgale karşı, tabii, savaşı örgütleyen, tabii, karargahtır burası.
başkomutanlık yetkisini o meclis, ki Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Atatürk'e karşı bile yoksa sen diktatör mü olmak istiyorsun diye gıdım gıdım vermiştir. Öylesi eleştirel, demokrat, Atatürk'ü de sorgulayan, kendisini kendisini örgütleyen, Atatürk'ü bile sorgulayabilecek cesarete sahip, milli mücadele yürütmüş bir karargahtır orası. O yüzden 23 Nisan böyle önemli bir gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Kurtuluş Savaşı'nın verildiği hem Kuruluş Savaşı'nın verildiği bir karargah bu bayramı çocuklara armağan etmiş. Tabii. Yani başkasına geleceğe değil. Geleceğe armağan Atatürk ediyor. Bayramı da diyebilirdi. Kim engel olacaktı? 23 Nisan Atatürk Bayramı. Tabii geleceğe şimdi, armağandır tabii, bu. Sizin olsun demiş. Bu meclisin teminatı sizsiniz demiş. Siz sürdüreceksiniz demiş. Şimdi bu meclis neden önemli? Çünkü o savaş koşullarında bile her şey halka oylatılmış. Yani Mustafa Kemal 1920 koşullarında diyemez miydi ki ya buranın başkomutanı benim. Çağının diğer İtalya, işte İspanya'ya, Almanya'ya bak, hepsi ya da Rusya'ya bakın, hepsi tam yetkili donanmış liderlerin yönettiği ülkelerdir. Faşist rejimlerdir. Falangist gibi evet, nitelenen çokça liderin yönettiği ülkelerdir. O diyemez miydi bütün yetkiler bende? Gidip meclise sorma gereği hissetti ve onu da çarpışarak elde etti. Öyle kolay değildi bu tabii, iş. Tabii. Şimdi meclisin bu kadar el üstünde tutulduğu, ki o dönem Türkiye Cumhuriyeti yönetimi meclis hükümeti şeklindedir. Atatürk meclisin de başkanıdır. Yani Cumhurbaşkanı başbakan değil, meclis başkanıdır. Meclis hükümetleri dönemidir. Böylesi bir kuruluştan bugün sayısı 600'e çıkarılmış ama yetkileri ortadan kalkmış bir mecliste baş başa kalacağız. Soru önergesi yok. Ya, sözlü soru önergesi yok. Mecliste güven oyu vermek yok. Ondan sonra herhangi bir bakanı görevden alabilmek yok. Bunların bakanak hükümete karşı, pardon meclise karşı bir sorumluluğu da yok. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki iş dünyasından bakan alacağız. İyi de iş dünyasından alınan bakanı biz beğenmediğimizde meclise karşı onda nasıl hesap soracağız biz? Bakan meclise karşı sorumlu değil ki. Bakan kime karşı sorumlu? Bakan Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu. Dolayısıyla bakanların meclise gelmediği, milletvekillerine hesap vermediği, milletvekillerinin sadece bir ayda bir maaş alıp esasen kanun bile yapmadığı, Cumhurbaşkanı'nın kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yöneteceği bir döneme geçiyoruz. Evet. Meclis fizik olarak var, işlev olarak ortadan kalkmış bir yapıda olacak. Adı maalesef bile kondu, bakanlar mecliste olmayacak. Senin de az önce aldığın tabii, hayır, olmayacak. Yani meclis artık tamamen göstermelik bir tabii, kurum tabii, olarak kalacak. Zaten meclisle bağları kopuyor. Gelip kopuyor. Meclis milletvekillerinin şu an şeyleri var, yetkileri yani soru önergesi yetkisi var, yok artık. Güven o yetkisi yok artık. Tabii. Onlar kalktı. Tabii. Çünkü onlar mecliste bakandan oturduğu bölüm var ya, artık o yok. Çünkü yani bakanlar mecliste hesap vermek zorundalar. Bu hesabı kimse vermeyecek. Meclis niye var o zaman? Komisyonlar niye var? Kanun yapacak deniyor arada bir. Hani o da zaten KYK'larla ülke yönetildiği için bence ona da ihtiyaç kalmayabilir. Yazık yani 1920'den meclisimiz ilan edildiğinden 2018-24 Haziran arasındaki süreçte maalesef geldiğimiz aşama yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirini tamamlayacak biçimde güçlendirilmesi olması iken maalesef güçler hiyerarşisinde artık yürütme, yürütmenin altında yasama, yasamanın altında, özür dilerim hatta, yürütmenin altında yargı, yargının da altında yasama. Yasamanın da altında yaşamasın. Şöyle yürütme derken, yürütme derken de gücünü meclisten alan, meclise hesap vermek zorunda olan bir yürütmeden bahsetmediğimizin altını tekrar çizelim. Tabii. Anlattı. Yürütme derken sarayı anlayacağız bundan sonra sadece. Erdoğan bir şey söyleyecek, bu gereği yapılacak. O nedenle bugün yaşasın bayram, yaşasın 23 Nisan diyemedik. O nedenle son 23 Nisan diyoruz. Son 23 Nisan anayasal olarak, yani sadece işte 24 Haziran'da seçimlere bağlı değil. Bu zaten sonucu tartışmalı olan referandumda bu karar verildi. 24 Haziran'ın anlamı şu, parlamenter demokrasinin, meclisin demokrasinin dolayısıyla tabutuna son çivi çakılacak. Elbette parlamenter demokrasiyi savunan ve bu akışı eski yatağına, mecrana çevirmeye niyetli biri gelmez ise. Şimdi bu baskın seçim meselesi tam da tabuta son çiviyi çakabilmek için muhalefete hazırlıksızlık, hazırlık
yapma fırsatını tanımamak için sanki alındı. Çok kısaca şunu sormak istiyorum sana İsmail Saymaz. Bahçeli grup konuşmasında birdenbire bombayı patlattı. Aynı gün AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 defa 2019'dan söz etti. Ben izlerken dedim herhalde şey olmayacak. Bahçeli sürpriz yapıyor. Bahçeli sürpriz yaptı. Bu öyle olmayacak dedim. Ama sonra bir baktık ertesi gün bir gün içinde tersine döndü her şey. 24 Haziran tarihi çıktı. Sence de bir danışıklı dövüş mü deniriz? Önceden anlaşma diyelim. Hadi danışıklı dövüş çok kibar gelmiyor belki. Önceden bir anlaşma var mıydı tabii sence? Tabii yani şimdi mesela erken seçim önerisini Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir gün önce gelse Sayın Cumhurbaşkanı diyeceği söz şuydu. Ne oldu? Daktilolar mı? Ki o daktiloda da yazar kasa. Daktilolar sokağa atılıyor da mı erken seçim istiyorsunuz? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşımı neydi? İşte ülkeye ihanettir. Ya da Bekir Bozdağ 1 Mart 2018'de şöyle demiş. Israrla biz erken seçimi söylemeyin. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. Bir de böyle vurgulamış. Hayır, hatta yani, erken seçim diyenler ülkeye ihanet içinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü var. Nifak tohumları falan tabii diyorlar. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'ndan gelince ülkeye ihanet oluyor da Sayın Devlet Bahçeli'den gelince neden ön açma oluyor? Sayın Devlet Bahçeli'nin bu teklifi için Sayın Cumhurbaşkanı ertesi gün yaptığı açıklamada ne dedi? Görüşmeden sonra ön açma, teklif, öneri gibi ifadeler kullandı. Yani olumladığını belirtti. Benim kanaatim ve aşağı yukarı siyasi takip edenlerin de hemfikir olduğu husus şu. Bu aslında Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Devlet Bahçeli arasında bir mutabakatın sonucunda verilmiş bir karar. Ama bunu deklare etmek Devlet Bahçeli'ye bence bir iş bölümü sonucunda verildi. O da olabilir. Etyen Mahçupyan, biliyorsunuz Başbakan Davutoğlu'nun danışmanıydı. Saray tarafından hiç sevilmez gerçi. Fakat bir zamanlar AKP içinde güçlü bir isimdi. En son yazısında demiş ki, ben bakıyorum da demiş bütün bu gelişmelere, sanki AKP küçük ortak haline geldi demiş bu koalisyonda. Tabii hani böyle de bakabilirsiniz ama. Kestirip bakmamak lazım ama orada benim kanaatim, bir karar verildi, öncesinde bir görüşme yapıldı. Sayın Devlet Bahçeli'ye bunu deklare etme görevi verildi. Bir iş bölümü sonucunda. Çünkü o ana kadar gerek Cumhurbaşkanı, gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi vekilleri erken seçimi hep ellerinin tersiyle iten oldular. Peki eğer önceden bir anlaşma varsa niye Erdoğan 2019 dedi 3 kere? Ama bunu o gün vurgulaması daha manidar değil mi? Daha yani manidar. Peki, üç kere onu vurgulamış. Daha önce bu kadar sık vurgulamamış. Getirip o gün vurgulamış. Ama bir husus daha var. Sayın Devlet Bahçeli'nin bence 24 Haziran tarihi de önceden belirlenmiştir. Yani 26 olsun sayın şöyle bir iş bölümünden söylüyorum. Faraza şöyle bir iş bölümünden söylüyorum. Bu erken seçime alma hatta 24 Haziran'a alma kararı bence Bahçeli ile Erdoğan arasında belirlenmişti. Ama Bahçeli'ye bu senden gelsin diye iş bölümü sonucunda verilmişti. Çünkü bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı hiç erken seçimi gündeme getirmedi. Kaldı ki Sayın Devlet Bahçeli'den hep böyle öneriler gelmekteydi. Devlet Bahçeli'den genel öneri sorun ama tarih meselesini de Devlet Bahçeli 26 Ağustos diye açıkladı. Bir görüşme sonucunda kararlaştırılmış gibi bence 24 Haziran deklare edildi. Olabilir. Bence o tarih de önceden belliydi. Çünkü bu tarih çok ilginç bir biçimde İYİ Parti'nin seçime girip girmemesi noktasındaki kritik tarihti. Birkaç sebebi var bu tarihin belirlenmesinin. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP açısından onları kazançlı çıkaracak birkaç akılcı sebebi var. Ama bütün koşullar onların istediği gibi olursa, yani orada da bağımsız değişkenler var. Bir kere şu bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin planı isabetli. İktidar bu karar alındığında muhalefet bloğu darmadağınıktı. CHP içerisinden kimi, CHP'nin adayı belirsiz, CHP içerisinde birden çok her kafadan bir başka ses çıkıyor, bir kakofoni durumu var. CHP ne yapacağı belli değil. İYİ Parti'nin seçime giremeyeceği hesap edilmiş ve dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi pusuladaki tek milliyetçi parti olacak. İYİ Parti'ye oy verecek seçmen kuvvetle muhtemel yani titrese de MHP'ye verecektir diye kabul edilmiş. Ve o MHP'ye verirken AKP'ye yarayacaktır o oy. Tabii muhtemelen. Ve İYİ Parti seçeneği bertaraf edilmiş olacak. Bu arada yerel seçimin önüne alındığı için genel seçim
HDP'nin etkili olduğu yerlerde halen kayyum yönetimleri söz konusu olacaktır. Hı hı. HDP'nin genel başkanı içeride, cumhurbaşkanı seçmekte zorlanıyor, belirlemekte zorlanıyor. Belediyeleri kayyum yönetim tarafından yönetiliyor, milletvekilleri her geçen gün düşüyor. Böyle bir vaziyette baskın seçimde sonuç alacaklardı. Bütün plan tutarsa tabii. Bu arada bu plan ilk karşı şok dalgası, ilk etapta muhalefetin yerinde ve akılcı şok hamlesiyle ilk darbesini aldı bence. Onların hesap edemekleri bir şey oldu. Plan bir yerde bozuldu. Henüz tam bozulmadı ama bir yerde bozuldu. CHP'nin 15 milletvekili göndererek İYİ Parti'yi meclise sokmuş oldu. Ona biraz daha ayrıntılı dönmemiz lazım. Bütün bileşenleri tek tek masaya yatıracağız seçime doğru. Ama 24 Haziran tarihi gerçekten şu an muhalefeti yerel seçim, hazırlıksız yakalamak için. Erken seçim kararının açıklanmasından bu yana moral üstünlük muhalefete geçti. Evet. İlk defa. Tuhaftır. Şimdi tam tersini bekliyorlardı dediğin gibi. Yani bunu hesap edemediler. Şimdi dahası şöyle bir... Kaç tane böyle milletvekili vardır? Bir şey de 15 yaşadı. Tane. Kaç partide böyle milletvekili vardır? Ya yoktur. Genel başkan çağırıyor. Yani arkadaşlar. AKP'de vardır muhakkak. 100 tane de bulursun da, hani başka şekilde de ama. HDP'de de bulursun. Partisi yani, karar verince oraya gidecek yani. Bulursun ama kolay, bir gün içerisinde bir gece çağrılacaklar milletvekilleri. Denilecek ki genel başkanımız ve partimiz karar verdi. Sizler İYİ Parti meclise girsin diye bir vatan görevi yerine geleceksiniz. Şu partiye geçeceksiniz denilecek ve geçecekler. Şimdi burada hakikaten sadece muhalefet bloğundaki hazırlıksızlığı, işte moral motivasyonun belki düşük oluşunu hesaba kattıklarını zannettiler. Fakat AKP de şaşırdı. Şaşırdı. Çok şaşırdı. Şimdi Nihal Bengisu Karaca hemen ertesinde bu seçim kararının bir yazı yazdı Habertürk'te. Şimdi Nihal Bengisu Karaca bazı yazarlar gibi özellikle tuhaftır. Sonradan AKP'li olmuş yazarlar daha fazla yandaşlar ya. Onlara ben AKP cenahında bile çok prim verilmediği kanaatindeyim. Nihal Bengisu Karaca içeriden bir kalem. Dolayısıyla yazdıkları belki biraz daha fazla acıtabilir bir kesimin canını. Diyor ki, kısacık okumak isterim size. Başlığı yazısının veriyorsunuz değil mi? Erken değil, süper erken seçim diyor. Şöyle diyor, Cumhur İttifakı söz konusu süper erken seçim fikrinde mutabık kalmayı, hani zamanda seçim derken birdenbire erken seçim demeyi, özetle, eski sistemin hastalıkları devam ediyor, belirsizliğe son vermek lazım diye gerekçelendirdi. Ama bu açıklama pek gerçekçi değil. Zira hem Cumhurbaşkanlığı sistemi fiilen yürürlükte, öyle değil mi? Yürürlükte. Evet. Hem o hal muhalif partiler aleyhine, öyle değil mi öyle? İktidar partisi lehine epey avantajlı bir yetki alanı sunuyor bütün bunlar. Doğru mu? Doğru. Devam ediyor. Yani diyor herhangi bir otorite boşluğu yaşandığı iddiası inandırıcı değil. Dahası önce ısrarla hayır erken seçim yok deyip sonra süper erken seçim tarihi belirlemek kaçınılmaz olarak şu sorunun sorulmasına neden oldu. Hangi sürpriz kriz, hangi beklenmedik aciliyet bir baskın seçim gerektirdi? Yani perde arkası kadar bu sorular önemli. Ne oldu da birdenbire aman hemen seçim. Belki de 18 Nisan günü alındı bu karar. Erken seçim tarihi belirlendi ve açıklandı. 18 Nisan 2018 günü itibariyle ekonomik tabloyu ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasından verdi. İşte dedi sandığa götüren tablo. Geniş tanımda işsiz sayısı 6.2 milyon kişi. Enflasyon %10.23. Dış borç 453 milyar dolar. Benzinin litresi 6.08 lira. Reel sektörün açığı 221 milyar dolar. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz hanımefendiler, beyefendiler. Ve cari açık 53.3 milyar dolar cari açık. Bunlar 18 Nisan günü
ekonominin suratı gösteriyordu bize. Yani dış politikayı, içeride yaşanan krizleri bilmem neleri falan hiç saymayalım bile. Şimdi böyle bir tabloda süper erken seçim, baskın seçim, jet seçim neyse yaşandığı. Bunlara dediğim gibi döneceğiz. 15 CHP milletvekili. İyi Parti'den karşılığında ne isteniyor? Gazeteler bu 15 CHP'linin istifa edip partilerinden İyi Parti'ye geçişini nasıl görmüş? Geçeceğiz ama burası Medya Mahallesi. İsmail Saymaz da medyanın en genç şöhreti. Hala gençsem de güzel bana. Saçların beyazlamış ama. Evet yani. Yaşına 37, göre 37-38 yaşındayım artık yani. Çok erken yaşlanmışım evet, ya. Yani çöktüm yani işte ülke çökertti beni. Çok erken saçları ağartmışsın affedersin. Yaşlanmış. Daha yaşın kaç başın kaç be? Ben mesleğe başladığımda doğmamışım 44 yıl. 80 doğumluyum. 80 ama benim oğlum da 80 doğumlu. Fakat sen yaşıtlarını bayağı geçerek medyada bir yere geldin haberciliğinle. Onu soracağım. Yani önce kısacık şunu sorayım da devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi haftası bu hafta da onu konuşacağız. Sen bir genç gazeteci olarak umutlu musun gelecekten, medyadan? Tabii değişim olacağını, yani şöyle, ben sektör geçici olarak baskı altında olsa da, psikolojik, ekonomik, siyasal baskı biçimleri olsa da, o gazetecilik arzusunun bir biçimde bu dönemi atlatıp yeniden başka biçimlerde boy vereceğine inanıyorum. Yani ona olan inancım olmasa zaten bu işi yapmazdım. Daha çok para kazanabileceğim, başka işleri yapmaya hünerim var zaten. Yani o bakımdan... Ne mesela? Yani elektrik, babamdan elektrik mesleği öğrenip dükkan açabilirim yani. Hani, fena değil. Elektrikçi gayet iyi bir meslek. O yüzden hani pekala başka işler yapılabilir ama ben bu geçici dönemin bir gün son bulacağını, yakın zamanda da belki son bulabileceğini düşünüyorum. Şimdi tabii şu söylediklerin çok güzel ama gelecekten, mesleğinden, medyadan umutlu musun dediğimde bir... Böyle dolu dolu evet demek var. Bir de sizin böyle diye... Ya o kadar yani, tabii bütün bu güvenle bunu söylemek hayır, mümkün değil yani. Kesinlikle. Biraz medyayı konuşalım. Medya Mahallesi'ndeyiz ya. Şimdi bu hafta Cumhuriyet Haftası. Cumhuriyet Haftası çünkü Silivri'de başlayacak yarın duruşmalar. 4 gün sürecek. Cuma günü bitmesi hedefleniyor. Cuma günü Cumhuriyet davasında karar verilecek. O karar, bugün Cumhuriyet Gazetesi'ni görelim, Akın Atalay'ı almaya gidiyoruz demişler. Gerçi manşete çekmemişler, yarın herhalde manşete çekerler. Akın Atalay 540 gündür içeride. Şurada basın özgürlüğü için Silivri'deyiz demişler. Yarın dediğim gibi dava, 4 günlük dava maratonu, küçük maraton başlıyor. Neticede bir karara varılacak. Ne bekliyorsun? Ben yani bu davada bu kadar cezaevine yatırmaya karşılık ceza vereceklerini bekliyorum. Yani ben de aynı ceza verecekler. Ama tahliye edebilirler. Yani Akın abiyi tahliye edebilirler. Tutuksuz yargılananları zaten bir daha tutuklamazlar. Yargıtay'a havale ederler ama Akın abi tahliye olur. Fakat ceza da verilir hepsine. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü evet, bu kadar 540 gündür Akın Atalay içeride. Ha, buna i̇şte Mahsun Bey bir ceza verecekler. 400 gün Ameşik ve diğerleri. Peki. Bu kadar yattıklarına göre bu devlet onların yattıklarına uygun bir ceza verir. Ha bu hukuki midir? Değil. Bu davanın hiçbir tarafı hukuki değil. Cumhuriyet Gazetesi'nin vakıf yönetimindeki tartışmalar, pazarlıklar belki vakıflar genel müdürlüğünün bir tartışma konusu olabilir. Ama bir ağır ceza mahkemesinin konusu değil. Bir terör yargılamasının konusu hiç değil. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki iç ilişkiler, Cumhuriyet Gazetesi'nin çizgisini değiştirip değiştirmediği, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikası meselesi vakıflar genel müdürlüğünü de bağlamaz. Ancak Cumhuriyet Gazetesi ile okurunu bağlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin okuru onun yayın çizgisini beğenmezse gazetesini almaz. Gazetesini protesto eder. Bu Cumhuriyet Gazetesi okurları CUMOK'la gazete arasında bir mesele olabilir ancak. Fakat Cumhuriyet Gazetesi'nin ısrarla sürdürdüğü eleştirel yayın çizgisi, muhalif yayın çizgisi, Atatürkçü, sol değerlerle barışık yayın çizgisi
onun en sonunda bir baskında yargılanmasına kadar hadiseyi götürdü. Şimdi diyorlar ki, iddianamede öyle geçiyor, geleneksel devletçi çizgisinden vazgeçti. İyi de zaten o çizgi, geleneksel devletçi çizgisini de hayata geçirdiği zaman da gazete basılmadı mı sanki? İlhan Selçuk'u alıp götüren ben miydim? Geleneksel kamucu çizgisini izlediği zaman da, yani o çizgi, şu İlhan Selçuk dönemindeki çizgi kastediliyor. İlhan Selçuk dönemindeki çizgi varken sanırsınız devletin bütün kaynakları Cumhuriyet'e seferber edilmişti. Hayır, o günlerde de o baskına maruz kalmıştı. Cumhuriyet Gazetesi bu çizgisini biraz daha sol diyebileceğimiz ya da daha libertar bir hatta çekince gene baskı altına alınmış oldu. Değişen ne ki? Değişen her durumda eleştirilmesi ve eleştirilmesinin bedelini gene hapisle, cezayla ve baskıyla ödemiş olması. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi bu çizgisi nedeniyle, bu iflah olmayacağına dair kendisini ortaya koyan çizgisi nedeniyle maalesef hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ama ne olacak ki? Yani Cumhuriyet Gazetesi çizgisini değiştirdiği için ceza almış olacak. Böyle bir ceza mı var yani? Öyle bir mahkeme olabilir mi? Hangi suç var orada? Tweet atılmış, yazı yazılmış. Kadri Gürsel'in işte Cumhurbaşkanı'ndan önce onu eleştiren bir yazısı. Kadri Gürsel'i 400 gün mü yatırdı yani? Bunu kime anlatacaklar? Böyle bir dava olabilir mi? Dolayısıyla bu davadan... İşin tuhaf tarafı. Yandaş medyadaki kalemler bile inanmadı. Ya inanılacak bir tarafı yok ki. Ben duruşmaya gittim. Duruşmada Cumhuriyet Vakfı ikiye bölünmüş. Bir taraf diğer tarafı işte diğer tarafı eleştiriyor. İyi de Cumhuriyet Vakfı'nın toplantısının ağır ceza mahkemesinde ne işi var ya? Kime ne yani? Ya Cumhuriyet Gazetesi'nin çizgisini değiştirdiği bu devleti, bu hükümeti ne zamandır ilgilendiriyor? Kime ne bundan yani? Ben kaldı ki hani sanki Cumhuriyet Gazetesi devlet açısından çok kurumsal bir yerdeymiş gibi bir intiba da verilmek isteniyor. Böyle bir şey yok ki. Cumhuriyet Gazetesi Reyna saldırısı meydana geldiğinde saldırganın elinde 3 tane hedef vardı. Bunlardan biri Taksim Meydanı'na saldırmak, ikincisi Taksim'e saldıramıyorsan Cumhuriyet'e saldır. Yani Cumhuriyet hep böyle bedel ödemek zorunda kalmış bir gazete. Ya. Yani Ergenekon'da da yazarı öldürülür. Yazarı tutuklanır, muhabiri dövülür, muhabiri cezaevine girer, yayın yönetmeni cezaevine girer. Yani bu gazete daha ne çekecek yani? Bu gazeteyi artık okumak da bir risk konusu. Cumhuriyet Gazetesi'ni insanların tıpkı 70'lerde olduğu gibi koltuğun altına alıp gezmesi de bir risk. Şimdi kaç tane Cumhuriyet Gazetesi okuru bu gazeteyi böyle rahatlıkla memursa masasının üzerine koyabiliyor? Kaç memurcu okuduğu Cumhuriyet Gazetesi'ni masanın üzerine sergileyebiliyor? Kaç karakolda Cumhuriyet Gazetesi rahatlıkla konulabiliyor? Kaç kuvvet komutanlığında, askeriyede Cumhuriyet okuru insanlar gazetesini masanın üzerine gösterebiliyor? Bak sen 80 doğumlusun, o dönem bilmezsin dolayısıyla ama okuduğun için biliyorsun. Yaşamadın ama öğrendin. Dediği gibi İsmail Saymaz'ın Cumhuriyet Gazetesi şu... Şöyle, bakın Cumhuriyet olduğu anlaşılacak bir şekilde kıvrılırdı. Erkekler şöyle ceplerine koyarlardı, kadınlar da çantalarına koyarlardı, bu görünürdü. Ha o zaman tehlikeli değil miydi? Gene tehlikeliydi. 12 Eylül'den önce de sonra da. Ama şöyle tehlikeliydi, bireysel birisi saldırabilirdi. Yani Cumhuriyet okuyorsunuz diye işinizden olmazdınız. Şimdi? Senin dediğin o. Cezaevine girmezdiniz. Şimdi, yani... Değişen şey o. Hani 12 Eylül'le şimdinin farkını soruyorlar ya. Değişen o. Artık bireysel değil, doğrudan doğruya devlet aygıtı geliyor üzerinize. Devlet şey aygıtı sizi dövüyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi ben gidiyorum, uçuyorum haftada bir iki falan. Havalimanında CIP bölümüne gidiyorum. CIP bölümü belli limit üzerinde uçanlara tanınan bir hak. Hı hı. Orada gidiyorum, Cumhuriyet Gazetesi var. Bundan 5 tane koyuyorlar Cumhuriyet Gazetesi'ne. Ama bunun yanı sıra işte ana akım birkaç gazete var. Hürriyet, Milliyet, Habertürk. Onları da kenara koyuyorum. Bunun geri kalanı sadece iktidar desteklemek üzere çıkarılmış gazeteler. Bakın Güneş Gazetesi. Akşam o grup var. Sabah Takvim var. Akit var. Bunun yanı sıra Yeni Söz. Duydun mu hiç Yeni Söz'ü? Bakıyorum Yeni Söz. Arada evet. Milat. Yeni Şafak. Milat, Yeni Söz, Diriliş Postası, Yeni Şafaksızlar onlar da var. Bunların hiçbirine okur el sürmüyor. Hiçbirine. Ya Yeni Söz'ü, Milat'ı, Diriliş Postası'nı ben alıyorum. Zaten bunlar zannedersen 1500-2000 satıyordur.
Ve bunların yarısını da Türk Hava Yolları alıyor galiba. Yani başka bir yerde satılmıyor bunlar. Bakın ben destek alayım almayayım bir gün. Sözcü, Türkiye'nin en çok satan ikinci gazetesi. Aydınlık, Karar. Ben okumak istiyorum Kararı. Milli Gazete okumak istiyorum. Önemli benim için artık. Kesinlikle. Yeni Çağ Gazetesi. Benim için önemli bu gazeteler. Bu gazeteler 500 bin satıyor. Türk Hava Yolları bu gazeteleri okuruna vermiyor. Ya bu gazeteleri okuyan yok ki. Diriliş Postası, Milat adını duyan yok. Sokakta gören yok. Metroda tutan yok. Ya hepimiz bu... Ya ben mesela Türk Hava Yolları'na para veriyorum, bilet alıyorum. Kardeşim benim okumak istediğim bir günü, Milli Gazete'yi, Aydınlığı, Kararı, Sözcü'yü bana tedarik etsene, bana versene. Ama Cumhuriyet Gazetesi eskiden beri olduğu halde bunu çıkarmıyorlar ama 5 tane koyuyorlar. Diğer gazeteleri ben bulamıyorum. Şimdi bir molaya gitmek zorundayız. Dönüşte size Türk Hava Yolları ve gazete meselesine dair çok 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 ilginç bir anekdot anlatacağım. Birinci ağızdan dinlediğim bir anekdottur. Yanı sıra ana akım medya dedi ya İsmail Saymaz. Ana akım medya kaldı mı? Kaldıysa çerçevesi nedir? Malum Hürriyet Gazetesi yazarı. Bunları konuşacağız. Bu İyi Parti meselesine bugün medyanın onları nasıl gördüğüne bakacağız. Sabahın manşeti, dünkü manşeti. Dönüşte ona bir girelim. Ona muhakkak gireceğiz. Dünkü manşeti. Yani bazı şeyler nasıl birilerini bekası ikbali için kullanılıyor anlayacaksınız ama bir mola görüşelim. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam edecek.